Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sayfamızın portfolyo sayfamızı tasarlayacağız. Bunun için home PST'miz buradaydı arkadaşlar. Bunu save as diyoruz. Olduğu gibi kaydedelim. Burada resistance klasörünün içerisine bunu resistance portfolyo şeklinde kaydedelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle bizim işimize yaramayacak kısımları silmeye başlayalım. Mesela şurada aşağıdan itibaren footer duracak ama our clients'a ihtiyacımız yok artık. Onu siliyorum. Testimonial kısmını yine siliyorum arkadaşlar. What we do bölümünü What we do bölümünde siliyorum. Şimdi şöyle bir temizliğimizi yaptık. Sonra geri kalan yerlere geliriz. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada yukarıdaki linkimizden home seçiyoruz. Yalnızca bunu tekrar beyaz haline getiriyoruz. Şu an portfolyo sayfasını başladığım için Portfolyo bölümünü seçiyorum. Şöyle linkini de şuradaki temel rengimizi çeviriyorum arkadaşlar. Okey dedik. Şimdi burada ana sayfamızda böyle büyük bir banner kullandık ama bu tekniği diğer sayfalarda da sürdüreceğiz arkadaşlar ama tabii ki buradaki ana imajımızın bu kadar büyük olmasını istemeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu header'ı olduğu gibi dokunmuyoruz. Main array'i arkadaşlar şöyle şu klasörün ismini portfolio array olarak değiştirelim. Array olarak değiştirelim. Şimdi öncelikle şuradaki text istemiyorum arkadaşlar. Bunu silelim. Sonra şurada bulunan main slogan usability ve creativity kısmı var. Burada birisini silelim. Creativity kalsın. Şu creativity seçiliyken arkadaşlar geliyorum şuraya. Portfolyo diyorum. Portfolyo diyorum arkadaşlar. Yine buradaki şey seçiliyken Ctrl A tuşuna basıyorum. Şurada Move tool'umu seçiyorum ve dikey olarak ortaladım o başlığımızı. Şimdi arkadaşlar artık şu arrow down'a ihtiyacımız yok. Onu da silelim. Gördüğünüz üzere. Şimdi burada arkadaşlar 1600'ü 750 pikseldi. Bunun yarısı kadar bir boşluk olmasını istiyorum ben. O nedenle arkadaşlar öncelikle şurada 1600 375 piksellik bir görselimiz var. Siz de kendi görselinizi oluşturabilirsiniz artık diğer derslerden. Getiriyorum arkadaşlar. Buraya yerleştirdim. Bunun yeri şurada bulunan main background'ın içerisinde arkadaşlar şu layer bill'in altında olsun ve şuradaki layer bill'i daha önceki görselimizi silelim. Sildikten sonra arkadaşlar şurada gördüğünüz üzere görselimiz geldi ve bunu sol üstte gelecek şekilde yerleştirdik. Sonra şu rectangle'ı seçiyorum arkadaşlar. Ctrl T tuşuna basıyorum. Rectangle'ımızı da buradaki 1600 piksele 300 şuradan 375 piksel, 376 piksel artık görselin rengine kadar değiştiriyorum arkadaşlar. Okey tuşuna basıyorum. Burada arkadaşlar portfolyo tasarımımızın arkadaşlar bu ana bölümünü yaptık. Şuradaki isimlendirmeleri değiştirebiliriz. Şunu portfolyo BG'ye çevirelim. Şuradaki main slogan değil. Portfolyo
slogan şeklini değiştirdiğimiz zaman arkadaşlar, şuradan gördüğünüz üzere footer'ımız şurada duruyor. Bu alanı portfolyo sayfasının içeriklerine koyacağız arkadaşlar. O şekilde bir sonraki dersimizi portfolyo çalışmaya devam edeceğiz, portfolyo sayfamızı. Bugünlük dersimiz bu kadar.